Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Rabbani'den 260. mektubu okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Eylem, bil ki ey yücel veled, ey evladım. En ebtidâ-i seyri tarikat-ı nakşibendiyeti, nakşi yolunda seyre başlamak. Lemma kâne minel kalbi, kalpten olunca kalp tersi de başlanıyor. Ellezve min alemin emir, kalpte alem-i emirdendir, ruh tarafındandır. Böyle olunca iftitahnel kelamı bir alemin emir. Böylece biz de alem-i emirden konuşmakla söz açtık. Hilaf-ı Turuk-ı Sair-i Meşayih-i Kiram, diğer kerem-i kıymetli meşayihin yolları böyle değil. Onlar feynuhum yeşravune evvelen, onlar evvela başlıyorlar. Fî tezkiyetin nefsi, nefsi tezkiye arındırmaya, tatır-ül kalibi bedeni temizlemeye çalışıyorlar. Onlar önce nefis terbiyesi ve beden temizliğine başlıyorlar. Bedenin azalarını ibadetle, hizmetle terbiye ediyorlar. Nefsin kötü huylarını arındırmak için onu ıslatmaya çalışıyorlar. Sümme yeşravune badez zâliki. Bundan sonra başlıyorlar. Fî âlemil emir. Âlem-i emre geliyorlar. Ruh tarafına yani kalbe geliyorlar. Ve yârucûne fîhâ. O makamlarda yükseliyorlar. İlâ maşallahu teâlâ. Allah'tan dilediği kadar yükseliyorlar. Velâzâ bundan dolayı ündürücet konmuş oldu. Fî bidâyeti havlâl kübera. Şu büyüklerin başlangıcına, şu nakşi büyüklerinin başlangıcına konmuş oldu. Nihâyetüm men sivâhum. Onlardan başkalarının sonu. Diyeceğim bir şey. Bunu biraz daha okuyalım. İzah edeceğiz inşallah. Mesela Hazreti Tarık bu tarikat oldu. Bu yol oldu. Akrabet turuk yolların en yakını oldu. Nakşi yolu. Sondaki kemalatı. Başkalarının sonda ulaştığı kemalatı. Bu büyükler, nakşi büyükleri baş tarafa koyuyorlar. Ve böylece hiç daha kısa oluyor. Lene usulü tezkiyeti ve tatiri. Çünkü nefis tezkiyesi, arındırması ve kalıp yüzlerini temizlemek, tatır etmek, düzenlemek bu terbiye müyessirun hasıldır fî zimni hazet seyri. Şu kalp seyrinde, alem-i emir seyrinde de hasıldır. Hala ahsen-i vücuh en güzel şekilde. Böylece fekat suretin bir mesafeti bizler ki bu sebeple mesafe çok kısalıyor. Evet. Fela cerem şüphesiz itikadı havlâ-i şâbir şu büyükler itikaddi seyri alemin halkı kasten kast olarak, bilinçli olarak ilk evvela alemi emirde, alemi halktan, beden cüzlerinden, nefisten seyre başlamayıp itikaddiler, abesen, abes huzuru saydılar. Ve hattuhu tatile onu boş, muattal bir iş görmezlik kabul ettiler. Yoksa la değil, bel teyakkanu yakinen anladılar ki en ne mudurrun. O zarar vericidir de ve maniun ani usul yani matlab, matlab olan Mevla'ya olan ulaşmaya engeldir şeklinde olduğunu anlayıp da onu bırakmış değiller. Bilakis bu abes ve fuzuli oluyor. Ve zâlike bu nedendir. Lenne sâlike tarik, çünkü manevi yol yolcusu bir kademi tezkiyeti ve riyazati, şakati ve mücadelati, şehideti. Demek ki manevi yol yolcuları, dervişler evet, ne yaparlar? Yukaddimu tezkiyete, tezkiyeyi öne alırlar, nefsi arındırmayı. Ve riyazat-ı şakkatli, müşakkatli riyazatleri, zor işleri, ve mücadelat-ı şedide, şiddetli mücadeleleri, az yer, az konuşur, uyumaz, ayak uzatmaz, işte tekkiye odun taşır, hizmet eder. Bunları önce takdim ediyorlar, önce bunları yapıyorlar. Değil mi? Yunus Emre'nin 40 sene odun taşıdır, rivayet ediyor. İşte şere'u fi seyri alemil emir. Alem-i emrin seyrine kalp tarafına gelince bunlar başlayınca bade katı bevadi sureti alem-i halk alem-i halkta o nefis tezkiyesinde terbiyesindeki birçok vadileri birçok engelleri açtıktan sonra gelip kalp seyrine başlayınca vekavu fil incizabil kalbi ve kalbi bir çekilişe kalbi bir cezbeye düşünce ve iltizazir ruhu ruhi bir lezzete ulaşınca kesiren ma çok kere yaknaune bihazel incizabi bu cezbeyle yetinirler. Ektefevne bihazel iltizazi bu lezzetle yetinirler. Bu lezzete aldanıp böyle kalırlar. Mezennetü la mekaniyeti alemil emr. Alem-i emrin la mekansızlığı manevi olması. Tekvünü mümiddetten lehum. Onlara imdatçı yardımcı olur. Fitilkel muamelesi şu muamelede şu işte onlara yardımcı olur.
Şaibetü la misliyeti hazel alem. Şu ruh tarafının misli olmamazlık, misli yoktur yani. Ruh tarafının misli olmaması kokusu, misli olmaması hali. Temnehum anil la misliyil hakikiyi. Hakiki misli olmayandan onlar men ediyor. O buldukları lezzet, ruhun lezzeti onları aldatıyor. Zannediyorlar ki Mevla'yı bulduk zannediyorlar. O da şimdi la misli ya. Misli yok ya. O yüzden biraz ne yapıyorlar? Aslına benzeterek karıştırıyorlar. Hatta kâle vâhidun mine s-sâlihîn fî hâzîn makam. Bu makamda seyredenlerden bir tanesi demiş ki abettur ruha selâsîne seneten. Ruha diyor 30 sene ibadet ettim diyor. Mutekeden beynü el-hakku subhanehu ve teâlâ. Onu Allah-u Teâlâ'dır zannederek işte başında kâmil olmasa ya yolu yanlış gidersen işte böyle yanlış yere varırsın. Orada gördüğünü Mevla'yı buldum zannedersin diyor. İşte bak ruhuna 30 senedir Allah'tır diye ibadet etmiş. Şu ruh Allah'ın nuruna geliyor ya. Kalâkharuf başka birisi diyor ki inne sırrel istiva, istiva sırrı ve zuhuru tenzihi mafevkel arş. Arşın mafevkinde üstünde olan tenzih makamlarının zuhuru minel ma'arifil gâmizatı çok derin marifetlerdendir diyor. Daha arşın üzerine ha. Orası zilal dairesi. Gölge dairesi yani. Evet. Fakat ulüme minel beyanı sabık geride açıklamadan anlaşıldı ki enne zâlike tenzih bu dedi, tenzih dediği şey tâhırın fî dâretil imkân. Aslında imkân dairesine dahildir. Bu arşın fevkinde zâti şey aslında mümkünat içinde olan bir olaydır. Bel huve teşbihun filakati fi sureti tenzih. O tenzih suretinde görülen bir teşbihtir. Mevla'ya bir şeye benzetmedir. Mevla'yı buldum demesi oradandır. Benzetmiş demek ki. Hilaf-ı kâbir hazit tarikatil ulya. Şu yüce tarikatın büyükleri böyle değil. Fehnim onlar yeşirevne min makamil cezbeti evvela kalp ruh tarafından başladıkları için kalbin cezbesiyle başlıyorlar. Ve terakkavne bi mededil iltizazi o kalbin lezzetiyle o lezzetinin yardımıyla yükseliyorlar. Böylece manevi makamlara ulaşıyorlar. Ve hazir incizak ve iltizaz bu kalbin cezbesi ve lezzetlenmesi fi hakkın bu meşahimiz büyükler hakkında bir mesabeti riyazati ve mücadati fi hakkı gayriyim. Başkalarının mücadele ve riyazatları ne kadar meşakkatli işleri ne elde ettirirse onlara onların yerine bu nakşi yolunda ne var? Kalbin lezzeti, cezbesi, manevi çekiliş hali vardır. Ve ma huve mani'un anil usul li gayriyim. Başkalarına ulaşmaya mani olan şey müddün ve muavinun lihavlen kâbir. Bu nakş büyüklerine yardımcıdır, destektir. Onlara engellenen şey, onların bulduğu ruhun çekilişi onlara mani oluyor. Onların Mevla'ya vasılmaya, Mevla'ya vasıl olmaktan men ediyor. Çünkü benzetiyorlar, buluk zannediyorlar. Bizimkiler ise, bu nakş yolu ise, başladığı zaman o lezzeti bulunca, o lezzetin sahibini arıyor. O lezzeti, o cezbeyi verenin zatını arıyor. O cezbeye takılmıyor yani. Arada fark var. Çünkü Allah Allah derken ne diyorsun? İlahi ente maksudi ve rızaki maktubu diyorsun sonunda. Ya ben senin rızanı talep ediyorum. Arzum, gayem sensin, rızan, senin rızanı talep ediyorum. Maksudum sensin, senin rızanı talep ediyorum diyorsun. Yani arada isim ve sıfatları geçerek lezzet mezzet bırakarak o işin sahibine yönelmektir. Ve hüm bu nakşibikleri yetesavverûne la mekâniyeti âlemil emir. Âlem-i emrin ruh tarafının la mekâni olmasını tasavvur ederler. Aynel mekaniyeti, aynı mekani gibi sayarlar. Yani şu ruhumuzda olan la mekani, mekansızlık hali bile mekanidir. Neden? Çünkü mekandayız. Ruh mekanda bulunuyor. Dolayısıyla onun bulduğu her şey mekanla kayıtlıdır. فَتَوَجَّهُونَ مِنْهُ اِلَى لَا مَكَانِيهِ الْحَقِيكِ İşte oradan kalkıp yönelip hakiki la mekani olan Mevla'ya doğru yönelirler. اَتَقِدُونَ لَا مِسْلِيَتِ ذَلْكِ الْعَلَمِ Şu ruh aleminin la misli olmasını da itikad ederler. Aynel misliyeti, aynen misli olan gibidir. Kabul ederler, onu da bırakırlar. Ve terakkavne minhu ile la misliyi lakiki. Bu ruhun la misli olma durumundan da yönelip, yükselip, hakiki la misli olan Mevla'ya doğru seyrederler. İşte miras böyle oluyor. Her şeyi bırakacaksın. Sonra sen, mazal el basar el matala, göze açmadı, kaymadı, azmadı, hatta açmadı. Hiçbir nimete bakmadı, hiçbir makama bakmadı, aldırmadı. Bana seni gerekseni diyerek Mevla'ya yöneldi. Yani. Dolayısıyla Mevla'ya buyurdu. Ey Muhammed her şeyi senin için yarattım. Efendimiz sana buyurdu. Estağfurullah yarabbim her şeyi senin için terk ettim. İşte bak her şeyi gönülden terk edeceksin. Ki la misli hakiki olan la misli Mevla'ya ulaşmanın la misli bir yolunu bulacaksın. Yoksa kendi ruhunda bulduğun, nefsinde bulduğun neyse onlar hep kayıt içindedir.
ruhunu. Çünkü bu alem içindedir. Dolayısıyla orada aldanma çok olur. Vela cereme şüphesiz ennün bu nasibikleri la yuftenune bi gururil vecdi vel hal. İç buluşlar, haller, makamların fitnesiyle fitnelenmezler, aldanmazlar. Vela yagbenune aldanmazlar bi cevzazet tarik. Bu tarikatın, bu yolun cevizleriyle, böyle ufak ve hediyeleriyle ve mevzil eşfah, böyle benzer vel emsal, misal benzer gibi şekilde verilen hediyelerle, bademlerle, cevizlerle, böyle ufak tefek şeylerle aldanmazlar. Kelet, fatihuslar gibi bu şekilde kalmazlar. La yubahune, yine gururlanmazlar. Bir turhat sofiyeti, sofiyenin, teröristlerin hoş masallarıyla, hoş kıssalarıyla aldanmazlar. La yeftehirune, şakiyatil meşah meşahin, böyle kerametleriyle, zuhuratlarıyla fitnelenmezler. Belhum onlar, müteveccühüne ilel hadiyeti, sırfeti, sırf had olan, eşi benzeri olmayan, yegane bir olan Mevla yönelir. La yebhune minel ismi ve sıfatı, Allah'tan isim ve sıfatlarından talep etmezler. Gayr-ı zatil mukaddeseti, ancak zat-ı baki mukaddesini kastederler. İşte Nakşi yolunun, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bize öğrettiği yolun özellikleri bunlar. Bunları bir düşünmek lazım. Ona göre bu tarikatın aleyhine konuşmak, konuşabilen varsa konuşsun. Hakiki tenzih, hakiki tevhid burada. Bütün her şeyi bırakmak, bütün her şeyden geçmek ancak bu manevi terbiyeli olabilir. Ya ruhunda bulduğun şey bile seni oyalayabilir. Hakiki matlaptan seni erteleyebilir. Diğer pek çok tarikatlarda ne vardır? Nefis tezkiyesi vardır. Ondan önce oğlum şunu yap, bunu yap. Şurayı kaz, şu işi yap, şunu taşı. Kimisine ne yapmışlar? İşte ciğer sattırmışlar. Kimisine başka bir şey yaptırmışlar. İşte Yunus Emre'ye ne yapmışlar? 40 sene odun taşımış. Böyle böyle onları böyle bir terbiye, mücahede, riyazatlarla onları uğraştırıyorlar. Sonra ona tarikat dersi veriyorlar, kalp dersi veriyorlar. O kalp dersini alınca o zaten günahlardan arınmış. Pamuk gibi olmuş yani. Bir anda cezbeyi bulunca vay diye bir andım Allah diye feryat figan ediyor. Artık aşka düşüyor. Ama bulduğu nedir? Latife kalp makamıdır. Kalp makamıdır. Daha bundan ileride bir sürü makamlar var. O yüzden diyor ben buldum diyor. 40 sene sonra buldum ne olacak? Abadan'dan öteye köy yok diyor. Buradan öteye artık bende kalmadı diyor. Buldum illaki Mevla Teala'dır diye öyle aldanıyorlar. Onların meşhur bu kadar. Halbuki Nakşi yolunda ise ilk başlangıçta kalp dersi veriliyor. Kalp terbiyesi o zikirden de Allah lafzından da ne isim ne sıfat kastedilmiyor. Onun sahibi bila keyf olarak. Keyfiyetsiz olarak o ismin sahibi. Bu da işte rabıtayla insanı diğer alakalardan kestiriliyor. Rabıta bir gözlük gibi seni Mevla görmek için nuru toparlamaya bir vesiledir. Rabıta maksut değildir. Maksud Mevla'dır. Rabıta Kabe gibi yani. Kabe'ye dönmek gibi. Mevla'ya dönmüş oluyorsun. O sana ne yapıyor? Manevi bakışını kuvvetlendiriyor. Belli bir zaman sonra rabıtadan çıkar. Murakabe hali. Mevla'yla irtibat kurma hali olur. Ruhunun Mevla'dan feyz alma hali olur. Bu durumlar yani Nakşi yolunda böyledir. O nefis tezkiyesi kalıp beden terbiyesi nasıl olacak Nakşi yolunda? Sünnet-i seni yaşamakla, sünnetlere itiba ile. Sünnet-i itiba ettiğin zaman riyazat olmuş oluyor. Bu ümmette rehbaniyet, ruhbanlık, kenara çekilip, inziva çekilip mücadele etme şeyi yok yani. Sünnette bu yok. Bu bazı ashabta böyle şey olmuş. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men etti. Kimisi çok işte evlenmeyeceğim dedi. Kimisi yemekten, içmekten kesildi. Kimisi sabahlar namaz kılacağım dedi. Onlar çağırdı. Ben evleniyorum. Ondan sonra uyuyorum. Namazda kılıyorum, oruç tutuyorum, iftarda ediyorum. Örneğiniz benim dediği böyle inziva hayatı yoktur. O yüzden Nakşi yolu işin püf noktasını yakalamıştır. Sünnet-i seniyye ihya ile bu işi ele almıştır. Böylece bu nispet onlara verilmiştir. Ve en kısa yol budur. Diğerleri daha 40 sene çalışacak, ondan sonra kalbe gelecek. Ondan sonra ne oldu? Kalpten sonra ne var? Ruh, sır, hafi, afva. Onlar ne olacak? Ondan sonra seyri Allah, seyri fillah, o miraçlar, o kademeler ne olacak? Bir sürü daha makam var. O yüzden onların yolu çok uzak. O yoldan ancak insan zilal dairesine çıkabilir. Yani bu vahdet-i vücutçuların bulduğu gibi bir hal bulabilir. Orada takılıp kalır. O yüzden Nakşi yolunun müceddidiye yolu, halidiye yolu, işte bugün Mahmud Efendi Hazretleri'nin bulunduğu yol, sınırsız bir kemalatın dünyada açılan penceresidir. Bu pencereden bakınmayı öğrenmek için o üstada ihtiyaç vardır. Bana lazım değil diyorsun, o zaman ahirette görürsün. Bakalım Mevla nasıl görürsün? Avam gibi yani, sıradan bir insan gibi. Böyle sıradan bir lezzet işte. Ama
dostluk, muhabbet, sırdaş, yakın olmak, Allah'ın yakın olmak öyle kolay mı? Yani Cenab-ı Hak bu dostlukları bize nasip etsin. Dostlarına dost eylesin inşallah. Elhamdülillah.